Nobel Barış Ödülü adayı, dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Fedakarlık Nedir ve Nasıl Fedakar Olunur? isimli kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Yalnızlık. Eğer siz kendinizi değil toplumu düşünüyorsanız, siz de varsınız. Çünkü siz toplumun içindesiniz. Siz de oradasınız. Siz kaybolmuyorsunuz. Ama sürekli ben olarak düşününce daralan bilinç içinde kişi her şeyini kaybediyor aslında ve yalnız kalıyor. Bugünümüzün vebası, yalnızlık hissi. Her gün insanlar arıyor ve yazıyor. Ben yalnızlık çekiyorum, kendimi yalnız hissediyorum. Bu neden böyle? Bu yalnızlık ne zaman bitecek? Ben ne zaman birini bulacağım? Veya şöyle diyorlar. Ben birini buldum ama yine yalnızım. Birini buldum, mutlu olacaktım ama olamadım yine yalnızım. Sürekli konuşulan bu yalnızlık konusu nereden kaynaklanıyor? Bencillikten kaynaklanıyor. Bencil kişi yalnızlığa mahkumdur. Kişi sürekli kendini düşününce yalnızlık hissediyor ama aslında yalnız değil. O bir evrenin içinde ama evrene yabancılaştığı için kendine de yabancılaşıyor. Bu yalnızlık hissi anormal bir his. Bakın, anormal bir his normal olmuş. Çünkü toplumda birçok kişi yalnızlık çekiyor. Ama aslında bu anormal bir şey. Çünkü varoluşta böyle bir şey yok. Siz yalnız değilsiniz. Siz her zaman sayısız canlılarla birliktesiniz. Bir toplumun içindesiniz. Bir evrenin içindesiniz. İnsan bir taraftan yalnızlıktan korkuyor, bir taraftan da yalnız kalmak istiyor. İnsanlar yalnız kalmak için neler yapıyor neler. Oraya, buraya bir çiftliğe kaçıyor, ormana kaçıyor. Biz de ormana geliyoruz ama 200 kişi geliyoruz. Yalnız değiliz. Bu anormal his nereden kaynaklanıyor? Bu anormal his anormal davranıştan kaynaklanıyor. Yabancılaşmadan kaynaklanıyor. Kişi yalnızdır çünkü kendinden feragat etmiş. O kendine yabancılaşmış. Örneğin aynaya baktığınızda orada kendinizi görüyorsunuz değil mi? Siz aynaya bakınca aynada bir yansıma var. Kişi kendisinin aynada gördüğü yansıma olduğunu düşünüyor. Yabancılaşma budur. Kendisi aynanın önünde aynada bedenini görüyor ve o yansımanın gerçek olduğunu düşünüyor. Aynada kendini değil, bedenin yansımasını görüyor ve o yansımanın kendi olduğunu düşününce kendine yabancılaşmış oluyor. Çünkü kişi aynada gördüğü beden değil Kişi bir yansıma olarak kendi kendiyle konuşuyor ve bir yansıma olarak yalnızlık hissediyor. Çünkü aynanın içindeki real değil, gerçek değil. O yüzden yalnızlık hissi de gerçek değil. O his size ait değil. Siz aynadaki yansıma olduğunuza inandığınız için yalnızlık çekiyorsunuz. Kişi aynadaki yansıma olduğuna inandığı için yabancılaşıyor ve o zaman yalnız kalıyor. O kendi kendini yalnız bırakmış o yabancılaşmadan çıkmak gerekiyor. Kendine dönmek gerekiyor. Kendine döneceksin. Dönmenin yolu şöyledir. O aynaya yapış. Birleşiyorsun. Artık yansıma yok. Sen ve yansıma bir oldunuz. Bu sade ama etkili bir yöntem. Ve aslında yaptığımız şey budur. Değişim sanatında bunu yapıyoruz. Çünkü bir siz varsınız bir de yansıma var. Siz yansıma olduğunuza inandığınız sürece yalnızlık hissedeceksiniz. Ama yansıma ile birleştiğiniz zaman veya kendinize döndüğünüz zaman kendinizin kim olduğunu gördüğünüz zaman yalnızlık hissi kaybolacak. Yalnızlık yerine birlik ve bütünlük hissedeceksiniz. Yani bir fedakarlık yaptığınız zaman yalnızlık biter. Nedir o fedakarlık? O yansımadan feragat etmek. O egodan, o bencillikten, o geçici benden vazgeçmek. Ben Ali veya Fatma değilim. Ben doktor mühendis değilim. Ben onların hiçbiri değilim diyebilmek. Bunun farkında olmakla ilgili fedakarlık. Çünkü siz kendinizi Ali, Fatma, doktor, mühendis, erkek, dişi olarak düşününce yalnızlık ortaya çıkacak. Yalnızlık çekeceksiniz. Ama siz onlardan feragat edince birlik haline geleceksiniz. İllüzyon bitecek. Budur gerçek fedakarlık. Aslında kolay bir şey değil. Çünkü kendinden vazgeçiyorsun. Ama gerçek kendinden değil, yarattığın kendinden. Yani yarattığın bir yansımadan fedakarlık ediyorsun, feragat ediyorsun. Bir ilizyondan vazgeçiyorsun ama o ilizyon o kadar pekişmiş ki, o kadar gerçekçi görünüyor ki kişi vazgeçemiyor. Kişi bundan vazgeçemiyor. O yüzden de yalnızlık devam ediyor. Daha da derinleşiyor suni şekilde herhangi bir zihinsel çabayla veya zeka gücüyle bundan kurtulamazsınız. Çünkü kurtuluşun tek bir yolu var, bir yöntemi var. Yol nedir, yolculuk nedir? Yol budur, kendini bulmak. Ve yolculuk şudur, kendine doğru ilerlemek. Çünkü insan kendinden uzaklaşmış ve ikinci bir benlik yaratmış. Gerçek olmayan bir şey ve onun gerçek olduğuna inanmış. Kendini inandırmış. Ben buyum diyor. Otomatikman bir cevap var. Sen kimsin diye sorunca ben Ali'yim veya Fatma'yım diyor. Şimdi gel bunu inandır ki Ali veya Fatma değilsin. İnandıramazsın. Sizinle kavga eder. Çok daha üstüne giderseniz bir tokat yersiniz. Yani bu kadar inanmış, kendini bu kadar inandırmış. O yüzden bundan vazgeçmek, o gerçek fedakarlığı yapmak kolay değildir ama yolu var. Değişim sanatı sayesinde siz o noktaya doğru ilerlemeye başlıyorsunuz. Aslında teknikler çok etkili ama görünürde de çok sade. Çünkü sade olan şey gerçek olan şeydir. Gerçek sadedir. Karmaşık olan şeyler sizi gerçeklerden uzaklaştırır. Kolay olan gerçektir. Sade olan gerçektir. Her zaman sadelikte gerçekliği göreceksiniz ve gerçeklikte sadeliği göreceksiniz. O nefeslerle başlıyorsunuz. Doğru nefes alıp vererek başlıyorsunuz. Çünkü dediğimiz gibi nefes kendiliğinden bir fedakarlık içeriyor. Bilinçli nefes alıp verirken fedakarlığın farkına varmaya başlıyorsunuz. Bilinçli fedakarlık yapmaya başlıyorsunuz. Bu tekamülün başlangıcıdır. O yüzden bilinçli solunum bu kadar önemlidir bilinçli solunum, bilinçli fedakarlığın başlangıcıdır. Bu da tekamülün başlangıcı demektir. Bazıları dalga geçiyor. Karın nefesi yaparak spiritüel tekamül mü gerçekleşir? Bu kadar mı basit diyorlar. Basit ise dene bakalım yapabilecek misin deniyor ve yapamıyor. Evet, bilinçli solunum, bilinçli fedakarlığın ve spiritüel tekamülün başlangıcıdır. Spiritüel tekamülün sırrı budur. Ama genel insan bunu bilinçsizce yapıyor. O yüzden hiçbir yararı yok. Bak her gün herkes nefes alıp vererek fedakarlık yapıyor. Ama yararı yok. Mutlu değiller. Sadece sıkıntı içindeler. İşi düşünüyor ki tekrar sevmediğim işe gideceğim, tekrar o patronun suratına bakacağım, gülümseyeceğim ki onu boğmak istiyorum ama gülümseyeceğim. Bu bir fedakarlık, sonraki fedakarlık. Daha sonra kişi düşünüyor ki Sonra patronun dediklerini yapacağım. Sonra eve geleceğim ve orada sürüneceğim. Orada da mutlu olamayacağım. Yani bütün bu stresten sonra, mücadeleden sonra mutlu değil. Yani bunlar fedakarlık aslında ama zoraki fedakarlık kişiyi mutlu etmiyor. Farkındalık işte de nefes alıp veriyor ama o nefesten mutlu olmuyor. Nefesin farkında bile değil. Ama değişim sanatında nefes almaya başlıyorsunuz ve bir süre sonra harika şeyler hissediyorsunuz. Aynı eylem ama farklı sonuçlar. Aynı ama farklı. Fark nedir? Farklı olan nedir? Aynı nefesi farklı yapan nedir? Farkındalık fark yaratıyor. Farkındalıkla farklı fedakarlık oluyor. Yani 3F. Farkındalık, fark, fedakarlık. Farkındalıkla farklı fedakarlık. Farkındalıkla fedakarlık farklılaşıyor. Farkındalıkla verilen nefes fedakarlığı farklı boyuta taşıyor. Nefes farkındalıkla verilip alınır. Farkındalıkla nefes verip alırken bir haz ortaya çıkar. Düzenli uygulayan öğrenciler bunu biliyor. Bir süre sonra bir neşe ortaya çıkıyor. Yani ne yapıyorsunuz? Derin bir nefes alıp veriyorsunuz ve haz ortaya çıkıyor. Nedensiz bir zevk meydana geliyor bir hafifleme, bir rahatlama ortaya çıkıyor. Bu arada fizyolojik bir şeyler de olmaya başlıyor. Mesela bir esneme başlıyor. Esniyorsunuz değil mi tam nefes uygularken? Gevşiyorsunuz ve sinirsel gerilim atılıyor. Bunlar fizyolojik yararları. Ayrıca farkındalıkla nefes verip alınca siz fedakarlığın farkında olmaya başlıyorsunuz. 1 milyon dolarlık sır budur. Aynı şey yapıyorsunuz ama farkındalıkla yapıyorsunuz. Yani fedakar olmak, gerçek fedakarlık o fedakarlığın farkında olmakla ilgilidir ve o farkında olmak sizi gerçek size götüren yoldur. Çünkü kendinin farkında olacaksın. O zaman yaptığın fedakarlıklar artık sıkıcı olmayacak. Farklılaşacak ve her şey nefesten başlayacak. Bu çok enteresan bir olgu. O yüzden değişim sanatı bir sanattır ve bir gizemdir. Gizemli bir sanattır. Bu gizemi çözen en zeki insandır. Çünkü bu yolda önemli bir unsur zekanın uyanışıdır. Modern psikolojide ve ilgili literatürde akıl ile zeka arasında genelde bir fark yok. Zihin, akıl ve zeka aynı olgu olarak görülür. Akıllı veya zeki insan diyorlar oysa Değişim sanatında akıl ve zeka arasında önemli bir fark var. Zihin veya akıl zeka değildir. Zihin ve akıl aynı şeydir ama zeka farklı bir unsurdur. Zihin veya akıl enformasyon edinme, verileri analiz etme ve kullanma yetileriyle ilgilidir. Zeka ise farklı bir şey. Zeka ayırt etme yeteneğiyle ilgilidir. Bu önemli bir şey ve neyi ayırt etmek önemli? Gerçeği yanılgıdan ayırt etme, gerçeği illüzyondan ayırt etme yetisi. Zeka uyanınca bu yeteneğe sahip olacaksınız. Bu yetenek hepinizde var. Bu bir potansiyel ama onun uyanması, aktif hale gelmesi ve sürekli gelişmesi değişim sanatı araçlarıyla gerçekleşiyor. Zeka uyanmaya başlıyor ve ayırt etmeye başlıyorsunuz. Şu an hepinizin buradaki 200 kişinin zekası ne kadar aktifse beni o kadar anlıyorsunuz. Zeka aktif değilse söylediklerim sıkıcı bir laf kalabalığı gibi geliyor. Bir şeyler konuşuluyor ama kişi ayırt edemiyor. Ya da bir kısmını ayırt edebiliyor, bir kısmını ise edemiyor. Ama kişi çabalarsa zekası aktifleşmeye başlar. Kişi söylenenleri anlamaya başlar. Bu bir zeka aktifleşmesi. Bazı konuları ise anlamak zor oluyor. Ama sabredersen sabret, devam et, dinle, Dişini sık ya da dilini ısır, ısıranlar da var ve dinlemeye devam et. Daha da fazlasını anlamaya başlarsın. Bırak kendini. Budur fedakarlık. Orada bir şeyler konuşuluyor, çok da anlam veremiyorsun. Boş ver, gevşe, bırak kendini ve sonra bir şeyler olmaya başlayacak. Kendini bıraktığın zaman kesinlikle bir şeyler olacak. Çünkü bu bir fedakarlık. Zeka uyanmaya başlayacak. Söylediklerim anlam kazanmaya başlayacak kişi düşünecek ki vay be burada bir şeyler var burada insanlar gülüyor ben de güleyim çünkü eğer gülmezseniz gerçek fedakarlık yapamazsınız gerçek fedakarlık gülmekle ilgili güleceksiniz bu ebenin oyunlarına güleceksiniz kendi oyunlarınıza güleceksiniz o espriyi yakalayacaksınız bu zeka işi ayırt etme işi göreceksiniz ki her bir olayda bir espri var yani patronunuz size hakaret etti. Siz onun burnuna bakın. Ne kadar komik bir burnu var. O an burnunun komik olduğunu düşünün ve gülmeye başlayacaksınız. Adam tabii çıldıracak. Siz güleceksiniz ve teşekkür edeceksiniz. Olay bitecek. Üzüntü ve kızgınlık kaybolacak. Yani amaç üzücü konudan uzaklaşmak, ilizyondan uzaklaşmak ve gerçeği görmek. Farkındalıkla eylemlerde bulunmak fedakarlık bundan ibarettir. Eğer siz işinizin farkındaysanız yani neden işe gidiyorum, neden saat 9'da orada olacağım ve neden o işleri yapacağım derken bunların farkındaysanız eğer yaptığınız fedakarlık farkındalık ile olacaktır. Omuzlarınızdan bir yük inecek, rahatlayacaksınız. Siz artık ne yaptığınızın farkındasınız. Siz bir köle olduğunuzun farkındasınız. Bu önemli, bu rahatlatıcı bir şey. Çünkü tüm sıkıntı şundan ibaret. Köle kendini efendi olarak düşünmeye çalışıyor. Ben de bir patronum. Ben de bir efendiyim. Köle efendi olmaya çalışıyor ama olmuyor. Ve bu sıkıntılara neden oluyor. Oysa gerçeği göreceksiniz. Ben bir köleyim. Burada bu şirkette beni köle gibi çalıştırıyorlar. Beni kullanıyorlar. Beni ilgilendirmeyen şeyler yaptırıyorlar. Tamam, şimdilik buna katlanacağım. Çünkü nedenlerim var. Ekonomik durumun bunu gerektiriyor. Bunun için, şunun için yapacağım. Okey, git oraya ve yap gerekenleri. Farkındalıkla fedakarlık olunca rahatlayacaksınız. Ve farkındalık çalışınca siz o şirketin içinde, o küçük toplumu içinde kendinizi onlarla bir görünce artık çok daha özgürce hareket edeceksiniz. Hiçbir şey sizi bağlamayacak. Çünkü insan kendinin önemli olduğunu ve önemli bir şey yaptığını düşününce gerilmeye başlar. Bakın tüm gerginlik burada. Ben önemliyim ve ben burada önemli bir şey yapıyorum ama kimse bunun farkında değil. Patronum da farkında değil. Bu yanımdaki salak da farkında değil. Benim önemimin farkında değil. Bu tür tutum kişiyi geriyor. Gerginlik ve mutsuzluğa neden oluyor. Kişi mutlu değil. O yüzden olumsuz olaylar gerçekleşiyor ama siz bu gerginliği atacaksınız. Diyeceksiniz ki ben burada önemli bir şey yapmıyorum. Buradaki hiçbir şey önemli değil aslında. Bunlar zaman kaybı ama ben buna katlanıyorum. Belirli nedenlerim var o yüzden devam ediyorum. O zaman rahatlayacaksınız. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Artık önem vermiyorsunuz. Çünkü insan çalışırken en çok korktuğu şey kovulabilme olasılığı ve önemsiz görünme stresi. Bu stres yapıyor. O yüzden bu stresten kurtulacaksınız. Bu stresten kurtulunca ve gevşeyince siz olayları başka açıdan göreceksiniz. Paradoksal şey budur. Kişi kovulmaktan korkunca kovuluyor ama kovulmaktan korkmayınca kovulmuyor. Çünkü her şey zihinden kaynaklanıyor, zihinden dışarı yansıyor. Korktuğunuz şeyler başınıza geliyor. O yüzden işinizde gittiğiniz yerde rahat olun. Pazartesi işinize gittiğinizde hiçbir şeyden korkmayın. Kovulmaktan korkmayın. Maaşın azalmasından korkmayın. Bunları bırakın. Önemli değil bunlar. Önemli olan sizin orada bir fedakarlık yapmanız. Ne için fedakarlık yapıyorsunuz? Ona cevap verin. Ben bu köleliğe, bu işe ne için katlanıyorum? Bu soruya cevap verin. Kendimi bir yere koymak için veya ailemi geçindirmek için, kendimi geçindirmek için, anne babama bakmak için. Bu bir fedakarlık ama bunun farkında olmak önemli. Bu nedenler yüzünden çalışıyorum. O zaman tüm o gerilim geçecek. Fedakarlığınızın farkında olacaksınız. Eğer fedakarlığın farkında olursanız dengeli fedakarlık başlar.